Seçeneklerden hangisinin doğru olduğunu bilmeden verdiğiniz kararlarda ne kadar sıklıkla kararsız kaldığınızda dikkat ettiniz mi? Hayat zaman zaman her birimizi dönüm noktalarına getirir. Eğer mutlu bir yaşam sürmek istiyorsanız bir kararı artıları ve eksilerini dengeleyerek belirlemek, içimizdeki sese kulak vermek ve başkalarının kararımızı etkilemesine izin vermemek önemli. Günlük yaşamımızda ne zaman uyanmamız gerektiğine, egzersiz yapıp yapmayacağımıza, ne giymemiz gerektiğine, nereye nasıl gideceğimize ve çok daha fazlasına karar veriyoruz. Bu kararlar çok küçük bir zaman dilimi içinde ve kolayca alınıyor. Çünkü sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltı seçiminden ya da günün programlı geçmesinden başka bir sonucu yani bizim ya da dünyanın geleceğini etki etmiyor. Karar mekanizması dış faktörlerden etkilenmeye başladığı anda karmaşık bir hal almaya başlıyor. Karar verme sürecinde günlerce kafa yoruyor ve zorlanıyorsanız, yaptıklarınızın doğru olup olmadığını düşünüyorsanız bunu hızlı bir şekilde bırakmalısınız. Karar verme sürecinde artı ve eksilerini düşünmeden öylece atılmanızı hiçbir zaman önermiyoruz. Ancak hızlı ve öz kararlar verirken önemli olan bazı fikirleri hatırlatmak istiyoruz. Çok düşünmek her zaman iyi düşünmek anlamına gelmez. Sezgilerinize güvenmeyi ve içgüdülerinize hareket etmeyi öğrenmelisiniz. Kararlarınıza zaman sınırlamaları koymalısınız. Her zaman her şeye sahip olamazsınız. Bazı durumlarda taviz vermeniz gerekebilir. Her zaman herkesi memnun edemezsiniz. Bu hiç kimsenin başarılı olamayacağı aynı zamanda fazlasıyla yorucu bir hedeftir. Verdiğiniz kararın sonucu her ne olursa olsun öncelikle sizi memnun etmesi gerektiğini unutmamalısınız. Konu hakkında bilginiz yeterli değilse karar vermeye çalışmayın. Bilgi eksikliği ya da hiçbir fikrinizin bulunmaması bazen karar verme aşamasını zorlaştırabilir. Karar verme aşamasında zorlandığınızın farkında olmak iyi bir başlangıç. İşaretlerin farkına varmalısınız. Kendi adınıza herhangi bir şeyin siparişini dahi veremiyorsanız karar verme becerilerinizi iyileştirmenizin zamanı çoktan geldiği ortadadır.